Ve bu alışverişimde tam 43 euro tuttu. Burada göstereyim size. 24.55 tutmuş, yani 25 euro. Tavuk baharatı, yoğurt almışım. Çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt. Benim mikserim de geldi. Hepsinin üstüne de soğan serpiştirdim. Güzel. Buraya koy. Evet, biraz daha koyalım. Hoşçakalın. Bye bye. Pazartesi sabahından herkese günaydın. Adanın beslenme kutusunu hazırlıyoruz. Şöyle iki dilim ekmeği sandviç yapıyorum arkadaşlar. Sonra dörde bölüyorum. Daha kolay eline alıp yiyebilsin orada diye. Ve meyve koyuyorum. Sadece meyve ve sandviçe izin var. Sandviç salamlı olabilir, kaşarlı olabilir, peynirli olabilir. Ben krem peynir sürüp İçine de birazcık salam koyuyorum. Meyve olarak da mandalina, üzüm, portakal, yani her çeşit meyve koyabiliyorum yan tarafına. Çilek, ahududu falan da koyuyorum aldığım zaman. Okullarda sadece ve sadece sabahları kendileri götürüyorlar yiyeceklerini. Sandviç ve birazcık meyveye izin var. Öğlen yemeğini de orada yiyorlar. Günün menüsü neyse. Öğlen yemeğini ve öğleden sonrası atıştırmalıklarını. Şimdi sabah gidince, yarım saat sonra okula girince önce sandviçlerini yiyorlar. Sonra saat 10'da dışarı çıkıyorlar. Ya ondan önce 9.30'da ya da ondan sonra 10.30'da meyve saatleri var. Meyvelerini yiyorlar. Sonra zaten 12'de ada çıkıyor. De suluğuna su koyduk mu? Tamam. Pazartesi genelde alışverişe çıkarım. Tüm ihtiyaçlarımı alırım ve o hafta ne yemek yapacaksam onun malzemelerini alırım. Belçika'ya geldiğimden bu yana günlük alıyorum her şeyi. Yani o gün o hafta ne pişireceksem onu alıyorum. Stoklamıyorum hiçbir şeyi. Burada genelde herkes böyle yapıyor. Ve böyle yapınca daha az israf oluyor. Çünkü alıp da yiyemediklerimiz oluyor, bitiremediklerimiz oluyor. Ya da stokladığım şeyi unutuyorum ve süresi geçmiş oluyor. Genellikle eşimle oturup cumartesi ya da pazar günü o haftanın menüsünü yazarız. Ben de alışverişimi o yemeklerin malzemelerine göre yaparım. Ve kahvaltılık ve abur cubur falan alırım. Böyle yapınca hem mutfak masraflarını minimumda tutuyoruz, hem de israf olmamış oluyor. İsraf olmaması tabii ki en büyük artı. Çünkü ekmek atmaktan ya da gıda atmaktan hiç hoşlanmıyoruz. Ve bu alışverişimde tam 43 euro tuttu. Güzel bir alışveriş oldu. Bence çok da tutmadı aldığım şeylere göre. Çünkü yağ falan da aldım. Ben de aldığım portakallardan dilimledim kendime ve sıcacık kahvemi yaptım. Şimdi birazcık dinlenebilirim. Ve dinlenirken size bu tabloyu da göstermek istiyorum. Çok çok az kaldı. Şu çiçeklerini de yaptım. Harika oluyor. Bugünkü menümüzde taze fasulye var arkadaşlar. Şimdi birazcık yağ döktüm ve hafif kavuracağım bu yeşil fasulyeleri. Sonra böyle üstünü geçmeyecek kadar su koyup kaynatacağım. En sonunda pişmesine az kalınca içine tuz koyacağım. O kadar lezzetli oluyor ki biz bunu çok seviyoruz. Dün köfte yapmıştım ve birazcık köftem kaldı. Köftenin yanına da böyle yapayım dedim. Hem eşimin yanına da koyarım yesin diye ertesi gün. Şimdi birazcık kavurayım. Şöyle kavurmaya başlayınca rengi birazcık daha açılıyor. Hepsinin rengi böyle açık olunca suyunu koyacağım. Eve gelirken de bir alışveriş yapmıştım. Onu da göstereyim size. Ne kadar tutmuş? 24.55 tutmuş, yani 25 euro. 2 tane içecek almışım. Çikolata, 1 tane salam. Bununla adaya ve eşime sandviç yapıyorum. Tavuk baharatı, yoğurt almışım. Kaşar peyniri ve bendeki vizyonsuzluğa bakar mısınız? Her çeşit kapsül kahvem var ama benim canım üçü bir arada çekti. Ve kendi kendime mum almışım.
kendi pastamı üflemek için. Bu bir dramdır arkadaşlar. Tüpte. Üfledik. Çok şahidik. Üflettik. Evet arkadaşlar, salı günündeyiz. Bugün fırında çıtır tavuk yapacağız. Şöyle şu şekilde. Yarım parmak kalınlığında şöyle kesiyoruz etlerimizi. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı da un koyuyorum. İçine bir yumurta kırıyorum. Baharat olarak ne istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Ben biraz kırmızı biber koyuyorum şöyle göz kararı. Birazcık köri koyuyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar koyuyorum bu baharatları. Birazcık biber koyuyorum. Biraz da benim tavuk baharatım var. Ondan koyacağım. Siz dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Hangi baharatı seviyorsanız. Bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Karıştır anneciğim, iyice karışsın. Benim mikserim de geldi. Karıştır kızım. Nasıl kokuyor? Bu sosumuzu. Siz dilerseniz bu sosun içine sarımsak da koyabilirsiniz. Ben almayı unuttuğum için koymadım. Bugün çarşamba ve şu anda saat 3. 4 parça falan tavuğum kaldı. Aslında erken gelseydim eve musakka yapacaktım. Bugün planım öyleydi. Ama planlar değişti. Şimdi etim var, tavuğum var. Yanına da pilav yapacağım ve cacık yapacağım. Ben naneyi çok sevdiğim için neredeyse her yemekte kullanırım. Böyle cacıkta da kullanırım. Şimdi pilavımızın üstünü örtelim, demlensin. Ben de cacığımı yapayım. Sarımsak aldım bugün. Adayla okul dönüşü. İçine sarımsak da katacağım. Yani akşam yemeklerim hazır. Bugün Perşembe. Bugün musakka yapıyorum. Patateslerimi, havuçlarımı ince ince doğradım. Biraz kavurdum. Kıymamı da bir soğanla kavurdum. İçine birazcık salça kattım. Şimdi de şöyle üstünü geçmeyecek kadar suyla dolduracağım ve pişmesini bekleyeceğim. Fırına atacağım. Üstüne göz kararı benim tepsime yetecek kadar yoğurt. İçine de bir kaşık un koyuyorum. Malzemelerim piştiğinde, suyunu çektiğinde üstüne döküp kızarmasını bekliyorum. Bu kadar. Bir yandan da badem kavuruyorum. Ben böyle yemeklere cacığı çok yakıştırdığım için yine cacık yaptım. Yoğurdumu da hazırladım. 5 kaşık yoğurt, 1 kaşık da un ekledim. Birazcık da yarım çay kaşığı kadar karabiber koydum. Burada bademlerimi de kavurmaya devam ediyorum. Cuma günü menüsü fırında tavuktu. Tavuklarımı güzelce baharatlayıp fırın tepsime yerleştirdim. Üstüne de birazcık patates ekledim ve hepsinin üstüne de soğan serpiştirdim. Son olarak geceyi tatlı bitirmek için bir de fırın sütlaç yaptım. Bizim evde fırın sütlacın olmazsa olmazı kavrulmuş badem. Ne yapacağız? Pizza yapacağız. Aa evet. Bugün pizza yapıyoruz. Dur anneciğim, bunu ben yapayım çünkü bu birazcık sıcak. Sosunu da yeni hazırladım. 4 domatesi rendeledim ve biraz koyulttum. Malzemelerim de burada. Aferin kızıma. Evet, malzemelerini koyacağız şimdi. Hadi biraz biber koyalım böyle. Aferin kızıma. Buraya koy. Tamam, şimdi bir tane buraya koy. Aferin, şimdi buraya koy. Aferin, buralara. Buraya koy.
Aferin kızıma. Biber. Evet, biraz daha koyalım. Olsun, olsun, bir şey yok. Mısır bakalım. Evet, hadi mısır buradan al ve koy. Hadi mısır koy. Evet. Evet, bugün pizza günü. Hop. Aferin kızıma. Ada buran hep ketçap olmuş kızım. Evet, buraya koy biraz. Aferin kızıma. Buralara da koy, buralara da koy. Şimdi bitki salat. Ne alacağız şimdi? Salat. Şimdi kaşar peyniri koyalım. Peynir. Evet. Hadi gel, fırına verelim pizzamızı hadi. Patateslerimi haşladım, soğanlarımı doğradım. Sadece yağını, tuzunu ve sirkesini katmak kalıyor. Somonlarımı da bir dilimi ikiye böldüm. Böyle daha hızlı pişiyor. Üstüne de şöyle bir limonun suyu, birazcık tuz, birazcık da karabiber karıştırdım. Şöyle döküyorum üstüne. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım ve biraz marine olmasını bekleyeceğim. Sonra da pişireceğim. Son olarak pazartesi için tiramisu hazırlıyorum. Evet, o gün pazardı ve ben pazartesi için hazırlıyordum. Çünkü hem misafirlerim olacaktı gündüz, hem de balıktan sonra pazar günü yemek istemedik. O yüzden hem biz pazartesi yedik, hem de gelen arkadaşlarıma ikram ettim. Benim bu haftaki menüm bu yemeklerdi arkadaşlar. Bazen hafta içi daha çok tatlı yapıyorum, bazen hiç yapmıyorum. Duruma göre, isteğe göre. Bu hafta böyle baktım da hiç çorba falan yapmamışım ama en çok yaptığım çorbalar tavuk çorbası, ezogeli, yeşil mercimek çorbası ve fasulye çorbası. Hepinizi çok çok seviyorum ve videoyu burada noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye-bye.